Pandemi döneminde deri hastalıklarının pek çoğunda artış saptandı. Akne bunlardan bir tanesi. Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle birlikte kullanmış olduğumuz dezenfektanlar, kolonyalar veya diğer farklı kimyasal temizleyicilerle birlikte deri yüzeyindeki derinin kendini korumak amaçlı geliştirmiş olduğu direnç mekanizmalarını maalesef yok etmiş durumdayız. Mevsimsel geçişlere bağlı saç dökülmenin yanı sıra COVID-19'a yakalanmış hastalarımızda da ciddi anlamda saç dökülmeleri olabiliyor. Pandemiden çıktıktan sonra aslında birincil plan bir deri hastalığı oluştuysa yüzde öncelikle bunun tedavisinin yapılması lazım. Mutlaka bir dermatoloğa başvurmalarını öneririm. 24'ün ekran klasiği neler oluyor hayatta, hoş geldiniz. 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs hastalığının deyim yerindeyse tepeden tırnağa olumsuz etkileri hala sürüyor. Çok sayıda organı etkilediği gibi deri ve deri eklerimizde de çok sayıda bulguya neden oldu. Yapılan araştırmalar Covid pandemi döneminde dermatit, akne, sedef hastalığı, cilt kuruluğu, zona, uyuz, kurdeşen, saç dökülmesi ve saç kıran gibi hastalıkların görülme sıklığında artış olduğunu gösteriyor. Gelin bu hafta pandemi döneminde karşı karşıya kaldığımız cilt hastalıklarını, yapılması gerekenleri, dahası zinde ve sağlıklı bir cilde sahip olmanın yollarını birlikte öğrenelim. Buyurun. Pandemi döneminde deri hastalıklarının pek çoğunda artış saptandı. Akne bunlardan bir tanesi. Özellikle artmış kaygı düzeyleri nedeniyle, stres faktörünün artması nedeniyle akne bundan etkilendi. Ayrıca tabii bir tetikleyici faktör daha var, o da maske kullanımı. Hatta maske kullanımı sonrasında oluşan akne için maskne denilen yeni bir tabir bile oluştu. Maske kullanılan alanlarda, özellikle yanaklarda ve çene bölgesinde yeni nodüler, yani içi cerahatli sivilceler oluşmaya başladı. Çünkü maske ile beraber yüzün eski düzeninde bir değişiklik ortaya çıkmaya başladı. Oluşan nem ve ısı faktörleri o bölgede akneyi oluşturan bakterilerin artmasına neden oldu. Cildiye polikliniklerinde de sıklıkla görmeye başladık biz bu hastalarımızı. Önereceğimiz en önemli şey tabii ki maske kullanımı sırasında özellikle sabah ve akşam şeklinde yüzün mutlaka temizlenmesi, uygun nemlendiricilerle nemlendirilmesi, maskenin en azından 4 saatte bir değiştirilmesi ve fırsat olursa dışarı çıkıp yaklaşık bir 10-15 dakikalık bir maskesiz bir ara verilmesi ve o şekilde çalışılmaya devam edilmesi. Özellikle sağlık çalışanlarında zaten çok uzun süreli maske kullanımına bağlı ve özellikle N95, N99 dediğimiz tamamen kapatıcı maskelerin kullanımına bağlı yoğunlukla gördüğümüz bir tablo haline gelmeye başladı akne. Tedavisinde de bir takım hem krem tedavileri hem de ilaç tedavilerini kullanıyoruz. Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlara karşı istenmeyen ilaç reaksiyonları gelişebiliyor. Gerçi Covid-19 hastalığının deri üzerinde verdiği hasara dair yeterli bir çalışma yok. Ama İtalya'da 88 hasta üzerinde yapılan araştırmada 18 hastada deri bulgusu saptanmış. Bu bulgular yaygın kırmızı döküntüler, ürtiker yani kurdeşen şeklinde döküntü veya su çiçeği benzeri veziküler döküntü olarak görülmüş. Covid-19'a yakalandığımız zaman aslında klinik olarak ağır geçirilen vakalar dışında hemen hemen %70-80'e yakın bir asemptomatik geçiriyoruz aslında. O dönemde deri bulguları çok fazla rastlanmıyor. Ama maalesef ki hastalık olarak geçirdiğimiz veya daha ağır şartlarda geçirilen korona durumlarında ciddi anlamda deri bulgularında değişiklikler olabiliyor. Bazı deri döküntüleri, yine deri renginde özellikle koyulaşmalar ve özellikle saç dökülmeleri, tırnak değişiklikleri bu dönemde görünebilecek değişiklikler, deri değişiklikleri. Zaten tedavi sürecinden sonra yaklaşık tedavi bittikten de 2 ay gibi sürede çoğu deri bulgusu kendi haline tekrar gelebiliyor. Ama hem koronanın hem de koronanın tedavisinde kullanılan ilaçlara bağlı tabii bazı deri değişiklikleri saptamak mümkün. COVID-19 enfeksiyonu başlı başına aslında döküntü yapan bir hastalık. Aslında akciğerleri tutan bir enfeksiyon olmakla beraber multisistem bir hastalık olarak tarif ediliyor artık. Pek çok sistemi tuttuğu gibi aslında deriyi de tutuyor. Yani hastaları biz sadece öksürük, ateş bulgularıyla değil bazen ürtiker, bazen bizim makülopapüler döküntü dediğimiz tüm vücutta kızarıklık gibi durumlarla da görebiliyoruz. Hastalığın seyri esnasında bu tablolar oluşabiliyor. Aynı zamanda COVID hastalarında kullanılan bazı ilaçlar sonrasında da bu tablolar ortaya çıkabiliyor. Yani ilaçların yan etkisi şeklinde de ortaya çıkabiliyor. Özellikle yoğun bakımda yatan hastalarda deri lezyonlarında ciddi artış saptandı COVID döneminde. Onlarla ilgili de öncelikle COVID'den mi kaynaklanıyor, ilaç reaksiyonu mu, onun tespitinin yapılması lazım. Sonrasında da uygun tedavilerle tedavi ediliyor. Uzmanlar COVID-19 hastalığına yakalanan dermatoloji hastalarını aldıkları riskli ilaçlar konusunda uyarıyor. Eğer bir cilt hastalığınız varsa, örneğin sedef hastalığı, behçet hastalığı, pemphigus gibi ve uzun süreli ilaç kullanıyorsanız, COVID-19 tedavisi sırasında bunu mutlaka doktorunuza bildirmelisiniz. Çünkü örneğin şiddetli sedef hastalığı olan hastalarda zaten enfeksiyon yani zatüre eğilimi vardır. Alınan ilaçlar tedavi sürecini olumsuz etkileyebilir. Öte yandan yüksek doz kortizon tedavisi alan hastalarda ise kullanılan ilacı hemen kesmek tehlikelidir. Çünkü kortizon yoksunluk sendromu riskiyle karşı karşıya kalınabilir. Eğer uygunsa dozu azaltmak önerilebilir. İmmünmodülatör tedavi alan deri hastalığı olan hastalar eğer COVID-19 tanısı aldıysa ilaçlar konusunda çok daha dikkatli olmalılar. Çünkü immünmodülatörler viral enfeksiyona eğilimi arttırmakta, aynı zamanda bakteriyel enfeksiyon riskini de arttırmaktadır. Yani COVID-19 ilaçları hastalığın şiddetini ve komplikasyon riskini arttırabilir. Ancak elbette ilacın kesilmesi ya da azaltılması ile ilgili kararı hastanın kendi doktoruyla vermesi gerekir. Ünlü Hollywood yıldızı Alyssa Milano, koronavirüs tedavisi sonrası saçlarının döküldüğünü açıklayınca, koronavirüs saçların dökülmesine neden oluyor mu sorusu gündeme geldi. Yapılan bilimsel çalışmalar da maalesef neredeyse 4 hastanın birinde saç dökülmesi yaşandığını ortaya koydu. Geçişlere bağlı saç dökülmenin yanı sıra özellikle korona virüsüne yakalanmış, yani COVID-19'a yakalanmış hastalarımızda da ciddi anlamda saç dökülmeleri olabiliyor. Yine maalesef ki sıkıntı, stres de bunu tetikleyebiliyor ama özellikle bizim gözlemlediğimiz bazı yani COVID-19 geçirmiş hastalarda ciddi anlamda dökülmeler olabiliyor. Bu kullanılmış bazı ilaçlara, yani COVID tedavisine kullanılan ilaçlara bağlı olabilir. Direkt virüsün etkisine de bağlı olabilir. Takdir edersiniz ki son 1 senelik bir virüsten, hatta son 1,5-2 senelik bir virüsten bahsettiğimiz için hala bilimsel anlamda makaleler yayınlanmakta. Buna sebep olan moleküler düzeydeki değişiklikler neler? Acaba ilaçların moleküler düzeydeki değişiklikleri mi yoksa virüsün yol açtığı değişiklikler mi? Bunlar hala araştırılıyor. Ama gözlemlediğimiz durumda özellikle hastalığa bağlı da ilaçlara bağlı da maalesef ki dökülmelerde artışlar var. Bu dökülmeleri tersine çevirmek için özellikle bittikten sonra, yani hastalık dönemi bittikten sonra, kullanılan ilaçların süresi bittikten sonra multivitaminler destekleri çok önemli. Özellikle B vitamini, yine D vitamini kullanmak çok önemli. Bazı yayınlarda D vitamini eksikliğinin koronada özellikle çok daha ağır geçirebildiğine dair yayınlar var. Ve yine D vitamini eksikliğine bağlı saç dökülmeleri ciddi anlamda artış gösterebiliyor. Bu gibi durumlarda özellikle vitamin desteklerinin yanı sıra yine bazı saç bakım ürünleri kullanılabilir. Yine saçı çıkaran, saçı geliştiren bazı vitaminler kullanılabilir. Şu an çok fazla isim vermek istemiyorum marka ismi olarak ama özellikle multivitamin olarak B, C ve D vitaminlerinin kullanılması ve yine saçın gelişimi için gerekli bazı moleküler düzeyli ilaçlar var. Bunları dermatologlar tarafından zaten önerilir. Bu tarz ilaçlarla saç dökülmesi bir süre en azından eski haline getirilebilir. Bunlarla birlikte yine bazı klinik işlemler yapılabilir. PRP tedavisi veya bazı mezoterapi tedavileri gibi ama ilk öncelikle ilaçlarla birlikte vitamin destekleri gerçekten çok önem arz ediyor. Koronavirüs enfeksiyonu sonrasında yani koronavirüsü geçiren hastalarda bu geçirilmiş ateşli hastalıklar sonrasında saç dökülmesi yaşanır zaten. Covid'de de aynı şekilde yaklaşık 2-3 ay sonrasında saçlarda dökülme ortaya çıkabilir. Hastaların bu konuda çok endişe etmemesi lazım. Çünkü her enfeksiyon sonrasında vücuttaki herhangi bir travma veya fiziksel veya psikolojik stres sonrasında saçlarda dökülme oluşabilir. O dönemde vitamin takviyeleri, saçların egzama oluşmuşsa egzamasının tedavi edilmesi, bazı eksiklikler oluşuyor Covid döneminde hastanın bütün sisteminde bir sıkıntı oluştuğu için. Özellikle demir eksikliğinde, vitamin eksikliklerinde, çinko eksikliğinde, biyotin eksikliğinde saç dökülmesi hızlanıyor. Bunların tespit edilmesi ve takviye edilmesi o dönemde Covid sonrası oluşan bütün saç dökülmelerinde işe yarayacak işlemlerdir. Nadiren PRP, mezoterapi gibi işlemlere ihtiyaç duyabilir hastalarımız. Ama önceliğimiz tabii ki genel sağlığı da toparlayıcı vitamin tedavileriyle ve saç dökülmesine yönelik tedavilerle tedavinin tamamlanması. Bu salgın hepimizi sosyal mesafe, maske ve dezenfeksiyon gibi yeni kavramlarla tanıştırdı. Dahası bu süreçten birçoğumuzun cildi direkt ya da stres nedeniyle dolaylı olarak etkilendi. Dolayısıyla yine araştırmalara göre aman dikkat. Salgın sürecinde koşullara bağlı olarak egzama ve sedef hastalıklarında artış gözleniyor. Özellikle hastanede çalışırken zaten sürekli hastayla temas halinde olduğumuz için bir 10 dakikada bir ellerimizi dezenfektan ya da suyla, sabunla falan yıkamak zorunda kalıyoruz. Bu da aşırı tahriş oluyor, kızarıklıklar oluyor falan. Hatta alerjik durumlar bile olabiliyor. Bunlarla karşılaştık tabii. Pandemi döneminde kullanmış olduğum ürünlerden dolayı vücudumda egzamalar oluştu. Herhangi bir olumsuz bir etkiyle karşılaşmadım. Pandemi döneminde artan bir diğer hastalık da el egzamaları oldu. Çünkü bu dönemde sıklıkla el yıkama alışkanlığımızda artış meydana geldi. Dezenfektan kullanımı hayatımıza girdi. Hastalar hijyen sağlayabilmek için çok sıklıkla el yıkamaya başladılar. Dolayısıyla egzamalarda artış meydana geldi. Sağlık çalışanlarında da özellikle eldiven kullanımına bağlı ortaya çıktı. Kış döneminde egzamalar artış gösterir zaten. Kış döneminde havanın neminin azalmasıyla beraber zaten cildimiz kurur ve egzamaya meyil oluşur. Bununla beraber bir de bu sık yıkama alışkanlığı, yoğun dezenfektan kullanımı, yoğun kolonya kullanımı bunlar sonrasında da ellerde egzamalarda artış oldu. Burada da önereceğimiz en önemli şey nemlendirme. Hastalar ellerini elbette yıkayabilirler ancak her yıkama sonrasında mutlaka yağ bazlı bir nemlendiriciyle ellerini nemlendirmeleri lazım. Egzama tabii sadece nemlendirme ile toparlanamıyorsa bazı ilaçlarla araya girmek lazım. Egzama ilaçlarıyla kısa süreli bir tedaviden sonra düzenli bir şekilde el nemlendirmesine devam etmek lazım. Özellikle lateks alerji yapar ve egzamayı tetikler. Sık eldiven kullanması gereken çalışırken insanlar için eldiven altına pamuklu eldiven tarzında egzama eldivenleri önerilebilir. Yine sıklıkla eldivenlerin değiştirilmesi, zaman zaman ellerin açıkta bırakılması da önerilen konulardan biri. Soğuk havalarda ister istemez deri kuruluğuna bağlı egzemalardaki artış zaten herkes tarafından artık biliniyor. Bu gibi durumlarda özellikle nemlendirmek çok önem arz ediyordu. Ama maalesef ki son 1-2 senemizde özellikle koronavirüsün hayatımıza girmesiyle birlikte kullanmış olduğumuz dezenfektanlar, kolonyalar veya diğer farklı kimyasal temizleyicilerle birlikte deri yüzeyindeki derinin kendini korumak amaçlı geliştirmiş olduğu direnç mekanizmalarını maalesef yok etmiş durumdayız. Ve dolayısıyla bu kimyasal maddelerle temasla birlikte ister istemez deri yüzeyinde değişiklikler, bu deriyi biraz daha dış etkenlere, dış kimyasal veya fiziksel etmenlere maruziyetini artırmış durumda. Bu gibi durumlarda da ister istemez egzemalar, kontak dermatit dediğimiz temasa bağlı deri değişikliklere ve yine seborreik dermatit, özellikle maske kullanımına veya bu dezenfektanların yüzey kullanımına bağlı seborreik dermatit gibi durumlar çok fazla artış göstermekte. Özellikle deri bakımımızı çok uygun bir şekilde yapmamız gerekiyor. El temizliğini yaptıktan sonra özellikle ellerimizi nemlendirmek çok önem arz ediyor. Nemlendirdikçe hem kuruluğu engellemiş olacağız hem de bu kimyasalların deri üzerinde kalış süresini daha da azaltmış olacağız. Bir şekilde bir bariyer oluşturmuş olacağız açıkçası. Tabii bunların yanı sıra sadece nemlendirmeler de yetmiyor. Eğer ki hastalık seviyesinde günlük yaşantımızı etkileyecek kadar kurumalar veya egzema tabloları meydana geldiyse muhakkak hekimimize başvurup gerekli tedavileri de yerine getirmemizde fayda olacaktır. Uzmanlar gül hastalığı olarak bilinen ve ileri safhalarında özellikle erkeklerde burun büyümesine neden olan rozasiya hastalığının maske kullanımı nedeniyle artış gösterdiğine dikkat çekiyor. Öte yandan toplumda yağlı egzama olarak da bilinen seborreik dermatit, yani kızarıklık, pullanma ve kepeklenme şeklinde görülen kronik deri hastalığında da artış var. Dolayısıyla pandemide maske nedeniyle kapalı kalan bu alanlarda nemlenmenin ve sıcaklığın artmasıyla lezyonlar şiddetleniyor. Maske kullanımıyla birlikte maalesef ki artık literatüre de girmiş bir durum var aslında. Maskne dediğimiz bir durum. Maske bağımlı akne problemleri. Bu tabii klasik akne vulgaris dediğimiz ergenlik aknesi de olabiliyor. Maalesef akne rozasea gibi çok daha alevli, çok daha günlük yaşantıyı etkileyecek tarzda akne problemleri de ortaya çıkabiliyor. Bunun yanı sıra seborreik dermatit dediğimiz yağlı egzema durumu var. Aslında seborreik dermatit bir hastalık değil. Yapısal bir durum ama bazen bazı durumlarda, sıkıntı, stres gibi durumlarda veya mevsim geçişlerinde, bir hastalık geçirme durumlarında veya biraz önce bahsettiğimiz şekilde kimyasal maddelerle temasa bağlı ister istemez artışlar gösterebiliyor. Bu artışlara bağlı olarak da tedavi kapsamında, yani tedavi edilebilecek şekilde tedavi edilmesi gereken durumlara da yol açabiliyor. Akne rozasea kronik enflamatuar bir hastalık olduğu için maalesef ki çok basit işlemlerle veya basit tedavilerle hemen kendini toparlamayabiliyor. Bu gibi durumlarda özellikle maskelerimizin sürekli değişmesi, özellikle o bölgede nemin sürekli kuru hale getirilmesi, yani silinmesi çok önemli. Ben bazen kendi hastalarıma şunu öneriyorum. Evet, kullanmış olduğumuz cerrahi maskeler var ama ya bunları sık sık değiştireceğiz ya da eğer ki çok uzun süre kullanıyorsak altına belki bir bez maske, oradaki nemi ve florayı düzenleyici şekilde temizliği sağlayacak. Üstüne cerrahi maskeleri korumak çok önemli. Çünkü maalesef ki maskesiz gezmek şu dönemde çok mümkün olmayacak bir durum. O yüzden en azından günümüz şartlarına uyum sağlayacak şekilde özellikle o bölgenin kurulmasını ve yine farklı deri, yani derimize bakım sağlayacak ürünlerin kullanılmasında fayda olur. Akne ile beraber aynı zamanda akne rozase, rozase denilen gül hastalığında da artış görmeye başladık. Özellikle maske kullanılan alanlarda oklüzyona bağlı, yani kapalı ortama bağlı olarak damarlanmada artış, sivilcelenmede artış görüyoruz. Çok uzun süre maske kullanan, özellikle N95, N99 maskeler sonrasında yüzde ciddi bir eritem dediğimiz kızarıklık durumu oluşuyor zaten. Bu çok uzun süre olunca artık tekrarlayıcı bir travma haline geliyor ve rozaseyi arttırıyor. Rozase'de artış gerçekten ortaya çıktı. Bununla ilgili yine benzer tedbirlerden bahsetmek lazım. Maskelerin en azından 4 saatte bir çıkarılması, yaklaşık bir 10-15 dakikalık aralar verilmesi, yüz temizliğine dikkat edilmesi, mutlaka yüzün nemlendirilmesi, maskelerin de özellikle kaliteli maskelerden seçilmesi, çok böyle bilinmeyen markalardan seçilmesi de sentetiklerin deriye teması nedeniyle de rahatsız edici olabilir. Bunlara dikkat edilirse kısmi azaltacaktır şikayetleri. Seboreik dermatit dediğimiz ayrı bir durum var. Bu yüz egzaması diye geçen bir tablo. Özellikle yüzde, saçlı deride, kulaklarda, bazen de göğüs arasında, sırt arasında gördüğümüz bir egzama türü, yağlı egzama diye tarif ediyoruz. Bu stresle ilişkili bir durum. Pandemide de sıklıkla bu hastalarımızın şikayetleri arttı. Çünkü stres düzeyi son derece yüksekti ve bununla beraber yüzde kabuklanma, kaşlarda, saçlarda kepeklenme durumu ortaya çıktı. Bunun tedavisinde de bazı ilaçlar kullanıyoruz, bazı şampuanlar kullanıyoruz, yine nemlendiriciler kullanıyoruz. Bunları da azaltmak, daha tolere edilebilir hale getirmek için bazı vitamin takviyeleri de öneriyoruz. Özellikle çinko, biyotin gibi hem saç sağlığını, hem tırnak sağlığını, hem deri sağlığını daha iyi hale getiren takviyeleri de veriyoruz hastalarımıza. Evden çıktığımız andan itibaren asansörlerde, merdiven korkuluklarında, kapı kollarında, çalıştığımız yerlerde, dahası dokunduğumuz her yerde birçok enfeksiyon ajanına veya virüse maruz kalıyoruz. Dolayısıyla korunmak için kullandığımız dezenfektan, kolonya, sabun ve temizlik malzemelerinin seçimi sağlık açısından çok önem kazanıyor. Dezenfektan gibi ürünler alırken ve kullanırken nelere dikkat ediyorsunuz peki? Ya tabii markası falan biraz daha önemli oluyor. Ya da ne bileyim kullanım süreleri, bunlar önemli oluyor. Ya markasına dikkat ediyorum. Bilindik markalar almaya çalışıyorum. Başka edemiyorum yani. Girdiğimizde uygun hangisi ise ona bakıyoruz. Bir de etiketlerine. Markasına, evet. Markasına bak. Hijyenik olup olmamasına, alkol olup olmamasına, içinde ne kadar alkol miktarı olduğuna. Çünkü alkol miktarının yüksek olduğu zaman daha koronadan önlenebiliyoruz. O şekilde. Alkol oranına daha çok, yani bilmiyorum ama önemli olması lazım. Aslında herkesin deri yapısı farklıdır birbirinden. Özellikle biraz önce konuştuğum şekilde hani bakım ürünlerini önerirken herkes kendi cilt yapısına göre, yağlıysa yağlı cilde, karmaysa karma veya kuruysa kuru cilde göre bakım ürünlerini tercih etmekte fayda var. Bazı alerjik maddeler var, özellikle paraben gibi. Bu tarz alerji yapabilecek ürünlerden korunmak gerekiyor. Şu an güneş dönemi olduğu için biraz daha soyucu tedavilerden uzak durmamız gerekiyor. Çünkü soyucu tedavileri kullandığımız zaman, bakım ürünü olarak dahi kullandığımız zaman bu sefer farklı deri hastalıklarına veya deri bulgularına yol açabiliyor. Kolonya, dezenfektan gibi ürünleri kullandığımız zaman cildin pH'ını değiştiriyoruz. Bu pH değişimine bağlı olarak, yani asidik ve bazik dengeyi değiştirmemize bağlı olarak çeşitli deri kuruluğuna bağlı yaralarımız veya kabuklanmalarımız, kurumalarımız meydana gelebiliyor. Bu gibi durumlarda özellikle deri pH'ına uygun bir nemlendirici kullanımı, hangisi olursa olsun ki eczacılarımız artık bu konuda gerçekten çok gelişmiş ve kişiyi gördükleri zaman zaten ona uygun da öneriyorlar. Doktorlarımız yine siz yalnız buna göre uygun ürünleri tercih etmesi için hastalarımızı yönlendiriyoruz. En azından kendi pH'ına uygun nemlendiriciler kullanması çok önemli. Ama en önemli şey de şu, günlük yaşantıyı bozacak kadar rahatsızlık hissettiyse muhakkak bir hekime başvurmasında fayda olur. Artık aile sağlığı merkezinde, yani 1. basamaktan tutun hastanelere kadar ulaşım çok zor değil, kolay. En azından doktor tavsiyesiyle bu tarz hem tedavi hem de bakım ürünlerini kullanmak çok daha avantajlı ve çok daha profesyonel bir durum olur. El egzamalarında en önemli şey mutlaka nemlendirmek. Nemlendiricilerin özellikle yağ bazlı olması önemli. Çünkü yıkadıkça derinizin yağını almış oluyorsunuz. Her yıkama sonrasında mutlaka bir nemlendirici kullanmak lazım. En çok hyaluronik asit içerikli, seramit içerikli, E vitamini, gliserin içerikli nemlendiriciler oldukça uygun. Sık kullanıma da uygun oluyor bunlar. Vazelin gibi çok yoğun nemlendiriciler akut dönemlerde kullanılabilir. Derinin bütün nemini tekrar geri vermek lazım çünkü bu dönemlerde. O yüz nemlendiricilerinde de özellikle seramitli içerikler, özellikle hyaluronik asitli içerikler hem kullanımı kolay hem de derinin ihtiyacını karşılayan nemlendiriciler olarak önümüzde. Evet, sonuçta yaz geldi. Normalleşme hızla devam ediyor. Ama bu süreçte kimimiz çok kilo aldı, kimimiz psikolojik olarak etkilendi, kimimiz de fizyolojik ya da ortopedik sorunlar yaşadı. Ama bu süreçten en güzel aksesuarımız cildimizde nasibini aldı. Ama şimdi toparlanma zamanı. Ancak bunun için ambalajı gözünüze hoş gelen ne kadar kozmetik ürün varsa içeriğine, kullanım alanına bakmaksızın torbaya doldurmak çözüm değil. Çözüm mü? Buyurun. Yoğun soğuk ve sorunlu bir kıştan çıktık. Cilt bakımı için bir şeyler yapıyor musunuz? Daha çok böyle el kremleri, nemlendiriciler bu şekilde. Kendimce evde bazı şeyler yapıyorum. Neler mesela? Maskeler yapıyorum. Nasıl maske yapıyorsunuz? Patates maskesi, bal maskesi, sodayla yoğurdu falan karıştırıyorum. Onları internetten bakıp öğrendiğim şeylere. Kremlerim, sonra sıcak havluya sararım. Başka da bir şey yapmam. Yani tonikle temizliyorum daha çok. Maske uygulamıyorum çünkü zaten tenim çok hassas olduğu için ve maske dolayısıyla alerji yapıyor. Bu yüzden de uygulamıyorum. Yani sadece temizleme ve krem tarzı şeyler kullanıyorum. Yani ben daha çok gül suyu kullanıyorum. Daha temizliyor ve cildi. Krem kullanmıyorum onun dışında hiçbir. Özellikle cilt bakımı veya cildimize yatırım anlamında olmazsa olmazlarımızdan biri günlük sıvı tüketimimiz. Biz maalesef ki çay, kahve olsun veya diğer meşrubatlardan sıvı alınca sanki hani günlük sıvı alımını dengeliyormuşuz gibi oluyor ama gerçekler öyle değil. En az 3 litreye yakın, 2 ile 3 litre arasında su tüketmemiz gerekir. Ne kadar su tüketirsek cildimiz o kadar nemlenir. Siz istediğiniz kadar sıvı tüketmeden nemlendirici kullanım maalesef ki çok fazla etkisi olmayacaktır. Ama nemlendirici kullanımının yanı sıra eğer ki günlük su tüketimimiz gerçekten 2,5 veya 3 litre gibi bir su tüketimiyle meydana gelirse cildimiz çok daha iyi nemlenmiş, çok daha iyi bakım sağlamış oluruz. Öncelikle olmazsa olmazlardan biri bu. Bunun yanı sıra özellikle güneşte maalesef ki güneşin yan etkilerinden de korunmak gerekiyor. Çünkü güneş ışınları direkt deriye temasıyla birlikte ister istemez foto yaşlanma bulgularına da yol açabiliyor. Tabii ki D vitaminini biz güneşten alıyoruz, o ayrı, ama benim bahsettiğim özellikle 12-4 saatleri arasında güneşten mümkün olduğu kadar fiziksel olarak da uzak durmamıza fayda var. Biz zaten şapka veya güneş koruyucularla yine güneşle temasla birlikte D vitamini salgısını meydana getirmiş bulunmaktayız. Ama mümkün mertebe hem fiziksel anlamda güneşten korunmak hem de güneş koruyucuları kullanmak ideal bir cilt sağlığı için gerçekten olmazsa olmazlarımızdan biri. Özetlemek gerekirse günlük sıvı tüketiminin belli bir seviyeye gelmesi, özellikle su tüketiminin belli bir seviyeye gelmesi, bunun yanı sıra sabah ve akşam en azından günde 2 defa olmak üzere nemlendirici kullanımları ve yine özellikle güneşe çok temas ediyorsak en az 3-4 defa, sadece evde kalıyorsak günde 1 defa güneş koruyucu kullanmak. Ama maalesef ki şunu ekart ediyoruz, ya ben dışarıya çıkmıyorum, güneşi görmüyorum diyoruz ama çoğumuz artık ofislerde veya plazalarda veya kendi çalışma koşullarımızda isterseniz led lambalardan bile maalesef ultraviyole alıyoruz. Dolayısıyla güneş koruyucusunu günde 1-2 defa kullanmak gerçekten güneşin ve ultraviyolenin vermiş olduğu zararlı etkenlerden bizi koruyacaktır. Bunların yanı sıra tabii ki daha profesyonel bakımlar da var. Enjeksiyonel yöntemler, özellikle vitamin destekleri, vitamin enjeksiyonları veya kolajen enjeksiyonları, kolajen stimüle edici farklı cihazlar veya farklı ürünler. Bunlar da biraz daha profesyonel bakıma giriyor. Ama tekrar ve tekrar söylüyorum, hepimizin yapmasına hiçbir engel olmayan, hepimizin ulaşması çok kolay olan bir durum var. Özellikle sıvı tüketimi hem vücudun kendi sağlığı için hem de deri sağlığımız için gerçekten olmazsa olmazlardan biri. Pandemiden çıktıktan sonra aslında birincil plan, bir deri hastalığı oluştuysa yüzde, bu bahsettiklerimden akne, rozase veya seboreik dermatit veya alerjik kontak dermatit, öncelikle bunun tedavisinin yapılması lazım. Mutlaka bir dermatoloğa başvurmalarını öneririm. Bu tedavi yapıldıktan sonra yaz döneminde birincisi, en önemli tedbir güneşten korunmak. Yani D vitamini açısından aslında kış riskli bir dönem. O dönemde mutlaka D vitamini takviyesi öneriyoruz. Yazında çok D vitamini alalım diye güneşlenmeye meyilli olabiliyor hastalar ama çok önerdiğimiz bir şey değil doğrusu. Çünkü güneş bilinen en güçlü yaşlandırıcı. Hem leke, hem kanser, hem de kızarıklık sebebi. Dolayısıyla güneş koruma özellikle önerdiğimiz bir konu. Güneşten D vitamini almak için sadece öğle saatlerinde 10-15 dakikalık bir güneş maruziyeti yeterli oluyor, zaten bunu biliyoruz. O dönem içerisinde, yaz döneminde, yaz güneşten maksimum düzeyde korunmak lazım. Sadece nemli şeyler güneş koruyucular değil aslında. Özellikle fiziksel bariyerleri de çok öneriyorum ben hastalarıma. Bir şapka taşımak bile aslında çok ciddi bir fiziksel bariyer oluşturur. Uzun kollu kıyafetler giymek, özellikle çocuklarımızı bu konuda korumak, küçük bebekleri korumak çok önemli. Yaz döneminde tabii artan sıcaklarla beraber nemlendiricileri biraz daha yumuşak forma çekmekte fayda var. Yani pomad tarzında değil ama krem tarzında nemlendiricilerle gitmek ve tabii ki bol hidrasyon, yani ne kadar su alırsak aslında su içmek cildimize de yarayan bir iyi bir tavsiye olacaktır. Bunlara dikkat edilirse aslında cilt toparlanacaktır. Tabii ki beslenme, yani onu hiç unutmayalım. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, protein ağırlıklı gıdalar, bol sebzeli, bol proteinli, meyveli bir beslenme tarzı cildimize de çok iyi gelecektir. Efendim, ez cümle tekraren söylememiz gerekirse cildimiz en değerli aksesuarımız. Üstelik vücudumuzu zararlı elementlerden korunmak için her gün çok çalışan en büyük organımız. Yani bedenimizin koruma kalkanı cildimize iyi bakmamız gerekir. Çünkü ömür boyu ihtiyacımız olacak. Gelecek hafta bambaşka bir konuda buluşuncaya dek sağlıcakla kalın.